Elhamdülillah. İnnel hamdelillah. Elhamdülillah hamdan tayyiban kesiran mubarakan fi. Mil'as semavati ve mil'al ard ve mil'a ma şa'a min şeyin ba'd. Subhanahu subhan. ما أعظم شأنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن سوء أفعالنا ومن شر أعدائنا ومن شر أنفسنا ومن كرب أزماننا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ليس كمثله شيء ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Değerli dostlar, güzel kardeşler. Bugün 23 Şaban 1430. Cuma. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve sonumuz mübarek olsun. Rabbim Recep ve Şaban'ı bize mübarek kılsın. Bizi Ramazan'ın hayrına erdirsin. Bereketine nail etsin. Ramazan'ın sebebi aslisi ve rahmi maderi olan Kur'an ile bizi buluştursun. Bizi Kur'an'dan, Kur'an'ı bizden razı ve hoşnut kılsın. Amin. Amin ya Muin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bazen insan mesuliyetini yerine getirip getirmediği konusunda içine kıymık kıymık bir şeyler batar. Bilmem sizde olur mu? Bizde çok olur. O zaman anlar insan eline çöp alan Ömer'i. Eline bir çöp almış, nolaydım keşke bir çöp olaydım diye ağlıyormuş koca Ömer. Hiç öyle dediğiniz olur mu bilmiyorum. Nolaydım keşke çöp olaydım. İnsan olmanın yükü ağır gelir bazen. Allah'a muhatap olmanın yükü ağır gelir. Kulluk ağır gelir. Emaneti o kadar hissedersiniz ki kaburga kemiklerinizde. Sanki dağlar sırtınıza oturmuştur. Kaldıramazsınız. Biraz önce odamda iki misafirim vardı. Karşı semtlerden, karşı yakadaki semtlerden birinde oturuyorlar. Hanımefendi kardeşlerim çıkmışlar, gelmişler. Gözünde yaşla girdi odaya. Gözünde yaşla oturdu. Ağlaya ağlaya da çıktı. Gözyaşından başka konuşmadı. Selamı gözyaşı oldu. Hal hatırı gözyaşı oldu. Allah'a ısmarladığı gözyaşı.
Baktım. Ya Rabbi dedim. Biz büyük ailemizin kayıp çocuklarıyla yeterince ilgileniyor. Ya Rabbi dedim. Bu kardeşlerimi de benden sorarsam ben bu işin için altından nasıl kalkarım? Mesuliyetin dağlar gibi ağırlığı omuzlarıma oturdu. Öyle bir ağırlık hissettim ki kaburga kemiklerim kırıla yazdı. Öylesi demler, öylesi anlar. Galiba şöyle bir gün insan o hissi hissetsin ölür. Yaşayamaz yani. Unutmak Allah'ın insana nimeti buymuş. Meğer insan bunun için unutulmuş. Onun için onu düşündüm. Nebilerin ve Resullerin yükünün ağırlığını düşündüm. Nebiler Nebisi Muhammed Aleyhisselam'ın yükünün ağırlığını düşündüm. Alemlere rahmet olmak ne demek onu düşündüm. Bir kez daha aklettim, fehmettim. Alemlere rahmet olmak için alemleri sırtına alması lazım adamın. Alemleri sırtına almadan alemlere rahmet olunur. Öyle bir şefkatiniz olacak ki insanlığa dağıtacaksınız. Öyle bir şefkat pınarınız olacak ki demisi sonsuz insanlığa vereceksiniz. Bittim diyene, yok mu diyene, şu bu demeden, kara kızıl siyah beyaz demeden, armudun sapı, üzümün çöpü demeden, şu kusuru var, bu hatası var, o günahı var demeden vereceksiniz. Alemlere rahmet olacaksınız ki, alemlere rahmet olarak nitelendirebilirsiniz. Alemleri sırtlayacaksınız ki öyle olabilirsiniz. Bizim sırtladığımıza bakıyorum. Bir avuç yükümüzle yine de belimiz kırılıyor. Yine de dayanamıyor. Yine de mesuliyetin ağırlığı altında eziliyoruz. Ama bir o kadar da mübarek bir yük olduğunu biliyoruz. Allah kullanacaksa adamı Allah kullansın. Allah istihdam etsin. Birine alet olacaksanız söyler misiniz bana? Kime alet olursunuz? Allah'a alet olun. Allah kullansın. Eğer ille de biri kullanacak. Allah'tan daha iyi kim kullanacak sizi? Bir adamı Allah kullanıyorsa safa başına. Devlet kuşu konmuş demek. Onun için لَوْ تُرِيدُ اَنْ تَعْرِفَ عِنْدَ اللّٰهِ مَقَامَكَ فَانْظُرُ ف۪ي دُنْيَاكَ مَكَانَكَ. Eğer Allah katında makamım nedir diye merak ediyorsan Allah'ın seni dünyada nerede kullandığına bak. Nerede kullanıyor Allah sen? Bir bak. Bazıları Allah etmesin kendi tercih sonucu cehennem için kullanılır. Günah katarları olarak kullanılır. Bazılarını şeytan kullanır. Bazılarını nefis kullanır. Ama bazılarını da melekler kullanır. Allah kullanır. Beni kim kullanıyor diye bak. Ve men ya'şu an zikrirrahman nuqayyid lehu şeytanan fehuve lehu qarin. Kim Rahman'ın zikrine karşı tavuk karası bir gözle bakarsa Allah şeytanı ona odak eder. Onu da şeytana yörünge, şeytanın yörüngesine oturtur, uydu eder. Uydu eder. فَهُوَ لَهُ قَر۪يمٌ Artık şeytanın yörüngesinden ayrılamaz olur. İstese de ayrılamaz olur. Zaten istemez, talebiyle oraya gelmiştir. Odağında şeytan olan kişi ne yapacak ki? Şeytanın yörüngesine giren kişi ne yapacak ki?
Artık o nereyi gösteriyorsa orada dönecek. Nerede dur diyorsa orada duracak. Nereye yürü diyorsa oraya yürüyecek. Aynı şey Rahman'ın yörüngesine girmek de onun için de söz konusu. Rahman'ın yörüngesine giren de Allah'ın yürü dediği yere yürür, dur dediği yerde. Onun için bu çok önemli. Nerede istihdam edilmek istediğinize dair bir irade beyanında bulunuyor musunuz? Allah'a bu konuda bir irade beyanında bulunuyor musunuz? Ya Rabbi beni şurada istihdam et. Bunun için bir tercih yapıyor musunuz? Bunun için bir sınava giriyor musunuz? Bunun için bir bedel ödemeye hazır mısınız? Ya Rabbi beni sen kullan. Ya Rabbi beni iyi yerde istihdam. Bu tercih size ait. Bu tercihi yapıyorsanız, eğer yapmışsanız, başınıza ondan sonra gelecek olanlar tercihinizin bir sonucudur. Sıkıntı gelir, acı gelir, ıstırap gelir, yük gelir, dağlar gibi gelir, sorumluluk gelir, mesuliyet gelir, insanlar gelir, omuzlarınıza oturur, yüreğinize oturur. Diyemezsiniz sen niye geldin? Sen gelme diyemezsiniz. Değil misiniz talip? Siz değil misiniz? Talep etmediniz mi? Ya Rabbi beni sen kullan demediniz mi? Hem beni sen kullan diyeceksiniz. Tamam kullanayım dediğinde de ne bu ya Rabbi diyeceksiniz. Olur böyle şey. Ancak diyeceğiniz bir şey var. Ya Rabbi hasbi an suali ilmuhu bihali. Benim talebim onun beni bilmesidir. Benim tek duam var onun beni biliyor olması, halimi biliyor olması yeter. Artık halinizi Allah'a arz edersiniz. Allah'a arz edersiniz. Ya Rabbi sen beni biliyorsun. Neye ihtiyacım olduğunu biliyorsun. Ya Rabbi dert veriyorsan derman da sende. Eğer yük veriyorsam takviye de sende. Onu da ver. Eğer dağları omuzuma yüklüyorsan altıma öyle bir güç ver ki ya Rabbi dağları taşıyayım. Değil mi ama? İsterse vermez mi? İsterseniz vermez mi? Vermeyi dilemeseydi dilemeyi vermezdi. Dileyin ki versin. İsterseniz vermez mi? İnsanlar nedense yük verme diyorlar. Yük verme. Aslında güç de verme demiş oluyorlar. Farkında değiller. Yük verme demekle güç verme demek aynı noktaya geliyor. Yük verme diyorsanız güç de vermez. Gücü ne yapacaksınız yükünüz yoksa? Yük verme ama yakıt ver öyle mi? Yakıtı verip de ne yapacaksınız? Koca tırı arkası bomboş nereye götüreceksiniz? Yük yüklenmemişsiniz ki yakıtı hak edesiniz. Yük verme diyorsanız yakıt da vermez. Yük verme ya Rabbi. O zaman hakikat kervanının arkasına da takma demiş olursun. Hakikat kervanının arkasına takılmayacaksanız, eğer bu kervanın ardında olmayacaksanız, yük taşımıyor olmanızın size katacağı şey nedir? Size ilave edeceği değer nedir? Onun için, ya Rabbi yük verirsen güç de ver demek lazım. Dert verirsen derman da ver demek lazım. Acı verirsen sabır da ver demek lazım. Acı verirsen o acının tadını alacak bir lezzet ver demek lazım. Eğer ya Rabbi mesuliyetimi ağırlaştırırsan o mesuliyeti taşıyacak bir iman ver demek lazım. Öyledir. Açın 16. surenin 2. ayetini orada Allah'ın insanın gücünü artırdığını görürsünüz ilahi bir müjde olarak. Rahat suresinde. Allah Allah. Allah artırır mı? İnsanın gücünü artırır mı? Artırırmış. Yani
Tıpkı bilgisayarlara RAM eklenir ya, hani bilgisayarın hafızası dolar, kartı sınırlıdır, anakartı. Ona bir RAM eklersiniz. RAM ekleyince bilgisayarın kapasitesi genişleyiverir. Allah insanın kapasitesine RAM ekliyor. Yani aslında siz bu kadarsınız. Fakat hasbel kader bu kadar yükün altına girdiniz. Rabbimiz size öyle bir RAM ekliyor ki bu kadar oluyorsunuz. Eğer o yüke layıksanız, eğer o yükü taşımaya adaysanız, eğer halis bir niyetle o yükün altına giriyor ve taşımak için olanca gücünüzü, cehdü gayretinizi sarf ediyorsanız, bakıyorsunuz ki Allah takviye yapıyor. Takva oluyor işte o size. Takvanız böyle artıyor. O zaman yükü büyük olanların gücünün de büyük olduğuna bakmak lazım, düşünmek lazım. O zaman ya Rabbi, yükümü azalt demek yerine ya Rabbi gücümü çoğalt demek. Ya Rabbi takvamı artır demek lazım. Öyle değil. Ya Rabbi imanımı ziyade kıl demek lazım. Fezadehum imana. İmanları arttı. İmanları ziyadeleşti. Niye? İman var bu kadarcık. İman var bu kadar. İman var çakıl taşı kadar. İman var Erciyes dağı kadar. İman var dünyalar kadar. Neye yarar? Ne taşıyacaksanız imanınız da o kadar. Ne taşıyorsanız. Dolayısıyla büyük yük taşımaya aday olursanız imanınız da büyük. Büyük yük nedir peki? Büyük yük insandır. İnsan büyük yüktür. Biliyor musunuz? Ya eyyühe's-sakalan diyor ya, sakala, insanın Kur'an'daki adı bu. Ey iki ağır ve değerli varlık, sakil, ağır ve değerli demektir. Hem ağır hem değerli. Değer olarak da ağır olana sakil derler, miktar olarak da ağır olana sakil derler. Sakala, görünen ve görünmeyen iradeli varlıklar demektir. İki, tesniye. İnsan neymiş? Ağır ve değerli varlıkmış. Kime, kimin katında? Allah'ın katında. Ağır ve değerli varlık. Demek ki Allah sana ağır ve değerli varlık muamelesi yapıyor. Yani Allah'ın gözünde değerlisin. Ya kendi gözünde? Sıkıntı da burada. İnsan kendisine, Allah'ın kendisine verdiği değeri vermiyor. Sıkıntı burada başlıyor. İnsan, Allah insana buyuruyor ki sen ağır ve değerlisin. İnsan da diyor ki yok ben değersiz olacağım ya Rabbi. Ve Allah seni sana bırakmıyor. Sen kendini değersizleştiremezsin diyor. Değersizleştirirsen seni senden sorarım diyor. Onun için sen sana bırakılmayacak kadar önemlisin ey insan demeye getiriyor. Sen sana bırakılmayacak kadar önemlisin. Kainat ağacının, kevn ağacının, varlık ağacının bu asil meyvesini Allah yola atmıyor, sokağa atmıyor. Ama gel gör ki insan kendisine kötü muamele yapıyor. İnsan kendisini sokağa. İnsan kendisini Allah'tan koparmaya çalışıyor. İşte bu manada Allah koparmasın diye ona bir rehberlik yapayım diyor. Bilmem kaçıncı kez rahmetiyle muamele ediyor. Sakil olan, sakalan, iki ağır ve değerli varlık, görünen ve görünmeyen iradeli varlıklar. Bunun üstüne kavlen sakila. İnna senulki aleyke kavlen sakila. Ağır söz indirin. Ağır varlığa ağır söz. Ne o? Vahiy. Vahiy. Çünkü biz senin üzerine ağır bir söz indireceğiz. Evet.
ağır bir söz. Geceleyin kalk. Gecenin bir yarısında uykunu böl. Varlığını Allah'a ada. Ve tebettel ileyhi tebtil. Varlığını tamamıyla Allah'a vakfet. Bu iş öyle bir kısmıyla olmaz. Evet. Çünkü biz sana ağır bir söz indireceğiz. İşte bu. Kendi iç dünyanı onun için imar et. Çünkü sen ağır ve değerli bir varlıksın. Ağır ve değerli bir varlık ağır söze hak eder. Değerli sözü hak eder. Peki sen ne yaptın? Ne kendi değerini bildin ne vahyin değerini bildin. Zaten kendi değerini bilseydin vahyin değerini de bilirdin. Vahyin değerini bilmek kendi değerini bilmektir. Sakil olan kavli sakili keşfeder. Ağır ve değerli olduğunu fark eden ağır ve değerli kavli yani kelamı ilahiyi keşfet. O zaman fark eder işte. O zaman fark eder yükünün ne mübarek bir yük olduğunu. O zaman fark eder Allah'ın kendisini nerede istihdam etmek istediğini. O zaman fark eder derdinin dermanı olduğunu. O zaman derdine aşık olur. O zaman işte tıpkı Fuzuli gibi söyler. Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacından tabip, kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. Hadi bakalım, söyleyin de göreyim. Dudaktan çıktığı kadar kolay değil, yürekten çıkıyor. Bu derdiyle hoşum diyor. El çek ilacından tabip. Ey doktor, ey hekim, beni tedavi etme. Etme ki senin derman dediğin benim için zehirdir. Derdini seviyor musun? Yükünü seviyor musun? Tıpkı Seyrani gibi. Ey tabib elden gelirse yaremi gel emleme. Yar elinden gelmedir bu yareyi merhemleme. Ey hekim, gel yarama merhem sürme. Çünkü bu yara yar elinden geldi. Hadi bakalım. Şimdi anlıyor musunuz? Allah Resulü'n şimdi ağlıyor musunuz? Anlasaydınız damarlarınızı gözünüzden boşaltırdınız. Şimdi anlıyor musunuz? لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ اَوْ لَوْ تَرَوْنَ مَا أَرَى لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz ya da benim gördüğümü görseydiniz çok ağlar az güler. Ama hiç Allah Resulü sırtından yükünü atmaya çalışmadı. Yükünü sırtından atmaya çalışmadı. Çünkü aslında yük heybeye benzemez. Yük devenin hörgücüne benzer, atın heybesine benzemez. Heybe olsa sırtınızı sallayarak düşürürsünüz. Ama hangi deve hörgücünü sırtını sallayarak düşürebilir ki? O ondan bir parça. Yükünüz bir parçanız haline gelirse eğer, yükünüzden artık razı olursunuz. Hoşnut olursunuz, memnun olursunuz. Yükünüz varlığınız olur, yükünüz cennetiniz olur. Bakıyorum, bırakınız başkalarını, Allah'ın kullarını, kendini bile sırtlanmıyor insanlar. Kendini bile taşımaktan acizler. Kendi yükünü bile götürmekten acizler. Kendini bile başkasına yıkacak yer arıyorlar. Değil başkalarını sırtlamak. Değil başkalarını almak. Şefkat pınarı olan peygamberin ümmeti biz miyiz? Sahi biz miyiz? Bu insanlığın yok mu bir el uzatan diye büyük ailemizin kayıp çocuklarının eline kim el uzatacak?
Bir avuç insana mı bıraktınız bu işleri? Bir avuç insan yapınca Allah sizden sormayacak. Komşunuzu, hısımınızı, akrabanızı, yeğeninizi, dayınızı, halanızı, halanızın kızını, amcanızın kızını, dayınızın kızını. Bir biçimde sokağından geçtiğiniz, caddesinden geçtiğiniz, çıkmazında oturduğunuz insanların içinde. Yok mu be Allah'ın kulu? Bana Rabbime giden yolu doğru dürüst gösterecek. Veya bana küçük bir tiyo verecek. Bir formül gösterecek. Allah'ın kendisine verdiği emanetlerden birini de bana getirip verecek. Benim için çok önemli olan bir cümleyi sarf edecek. Yok mu bir Allah'ın kulu? Diyenlere ne yapıyorsunuz? Hiç mi sızlamıyor içiniz? Şu caddelerden el uzatınca cehenneme gitmekten kurtulacak olanlar, eğer siz el uzatmazsa, uzatmayınca ateşe gireceklerse Allah onların katil olarak beni hesaba çeker diye düşünmüyor musunuz? Ne olursunuz? Allah'a alet olun. Allah kullansın beni deyin. Ya Rabbi beni kullan deyin. Ama Allah hazır malzemeleri, iyi malzemeleri kullanır. Kendisine ihanet etmemişleri kullanır. Ben hazırım ya Rabbi kullanılmaya diyenleri kullanır. Allah'ın kullanmasından memnun olanları kullanır. Öyle, öyle sununda kullansın. Ne olursunuz? Gökten zembille inmeyecek. Göklerin bir taraflarında Allah bir yerlerde bir şeyler saklamıyor. İnanın buna. Eğer çıkacaksa içinizden çıkacak. Sizler çıkaracaksınız. Çıkmayacaksa da siz çıkarmayacaksınız. Tekrar ediyorum. لَوْ تُرِيدُ اَنْ تَعْرِفَ عِنْدَ اللّٰهِ مَقَامَكَ فَانْظُرْ ف۪ي دُنْيَاكَ مَكَانَكَ Eğer Allah katında benim makamım nedir diye merak ediyorsan, Allah'ın seni dünyada nerede kullandığına bak. Bak ve Allah katında makamını öğren. Rabbim hepimizi dünyada iyi yerlerde kullansın. Bizi hayra alet etsin. Hakka alet etsin. Cennete alet etsin. Şerre alet etmesin. Ve bizi bize bırakmasın. Bizi nefsimize bırakmasın. Bizi şeytana bırakmasın. Rabbim derdimizi dermanımız kılsın. Rabbim gücümüze güç eklesin. Amin. Dert veriyorsa dermanı da versin inşallah. Amin ya muhin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuri'el kur'anu festemi'u leh. Ve ensitû leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى De ki size bir tek öğüdüm var, yalnızca tek bir öğüt. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla olun. Sakın ha sakın, Allah'ın huzurunda bulunduğunuz gerçeğini unutmayın. Allah'a karşı esas duruşunuzu bozmayın. Klas duruşunuzu bozmayın. Sadakallah. Allahümme afir lil mu'minine vel mu'mine. Vel muslimine vel muslime. El ahyai minhum vel emvat. İnneke semî'un garibun mucibud da'vat. Rabbena âtina fid dünya hasene. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الملحدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الجائرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الضالين أنت مولانا فانصرنا على القوم المضلين والمنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bizi bize bırakma. Bizi kendimize bırakma. Bizi sana bırak ya Rabbi. Eğer sen bizi kullanırsan iyi kullanırsın ya Rabbi. Bizi biz kullanırsak kötü kullanıyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi biz iyi olanı bilmiyoruz. Kendimiz için iyi istiyoruz zannediyoruz ama iyiyi istemiyoruz. Senin bizim için istediklerine bizi razı kıl ya Rabbi. Gönlümüzü senin arzuna rahmet ya Rabbi. Arzuna rahmet ya Rabbi. İradene rahmet ya Rabbi. Rızana rahmet ya Rabbi. Rızana rahmet ya Rabbi. Ya Rabbi sen ne dilemişsen biz onu dileyelim istiyoruz. Sen ne istemişsen biz onu isteyelim istiyoruz. İrademizi iradene bağla ya Rabbi. Ya Rabbi biz zikrettiğimizde sen bizi zikredersin. Biz zannederiz ki biz seni zikrettik. Fakat gerçekte sen bizi zikredersin. Bize bu şuuru ver ya Rabbi. Ya Rabbi seni unutturma. Seni unutturma. Senin kendisini kendisine unutturduklarından kılma. Senin kendisini unuttuklarından kılma. Ya Rabbi bizi ajandanın ön sıralarına yaz. Sen unutmazsan herkes unutsa ne yazar ki ya Rabbi? Sen unutursan herkes hatırlasa ne olur ki ya Rabbi? Ya Rabbi ellerimizle vahyin bu ab-ı hayatını insanlığa saç ya Rabbi. Ya Rabbi insanların muhtaç olanlarına, el uzatanlarına, yok mu bir el diyenlerine çare saz et bizi ya Rabbi. Çare saz et bizi ya Rabbi. Ya Rabbi etrafımızda o kadar çok muhtaç. O kadar çok imana, izana, ikana, irfana, Kur'an'a ihtiyacı olan susamış kul var ki. Ne olur ya Rabbi ellerimizle onların kurumuş yüreklerini, çöle dönmüş yüreklerini göle döndür ya Rabbi. Bizi onların üzerine yağan bir rahmet yağmuru et ya Rabbi. Mağfiretini bizim üzerimizden dağıt ya Rabbi. Rahmetini bizim üzerimizden dağıt ya Rabbi. Merhametini bizim üzerimizden dağıt ya Rabbi. Bizi kullan ya Rabbi. Bizi istimal et ya Rabbi. Ya Rabbi senden seni istedik. Ente maksudi ve rızake matlubi dedik. Maksudum sensin Allah'ım ve rızan da talebimdir dedik. Razı ol ya Rabbi. Razı kıl ya Rabbi. Razı ol ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi hamden kamiline ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekhameti şanı şerif safihi fekal. Fekale azze ve celle min qail muhbirun ve amirun. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alel nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi. Sallû aleyhi ve sellimu teslimî. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi. Kemâ sallayt ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله davet edenden salih amel işleyenden ve ben kayıtsız şartsız Allah'a teslim oldum diyenden daha güzel sözlü biri olabilir ولا تستوي الحسنة ولا السيئة İyilikle kötülük bir olmaz. Güzellikle çirkinlik bir olmaz. İyiliğe iyilikle kötülüğe iyilik de bir olmaz. Allah'a eğer günah işlerseniz size iyilik yapana kötülük yapmış olursunuz. Hem de dünyanın en büyük iyilik yapanına kötülük yapmış olursunuz.
idfa billati hiye ahsan. Tezini güzel savun. Feizel lezî beyneke ve beynehu adâvetun ke ennehu veliyyun hamîn. Tezini güzel savun, davanı iyi temsil et. Muhatabınla eğer böyle yaparsan, muhatabınla senin aranda bir düşmanlık bile olsa o sımsıcak bir dost kesilebilir, yeni bir dost kazanabilirsin. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ. Böyle kolay bir şey değil, iki şey lazım. Bir, hakikatte direnmek, sabretmek. Yani hakkın mevziinde sabretmek lazım. Çünkü hakikatte olmak başına bir sürü belayı salar. Hakikatte olmanın bedeli var. Batılda olmanın bile bedeli varsa hakta olmanın bedeli olmasın. Adam günah işlemek için bile risk alıyor baksanız. Öyle değil mi? Kumarbazın bile aldığı riski bir düşünseniz. Cennete talip olacaksınız, hiç risk almayacaksınız. Yok öyle ya. Cennet ucuz değil. Cehennem lüzumsuz değil diyor diye Üstad Hazretleri. Onun için. Hak için risk alacaksınız ve işte o riskte de sabredeceksiniz. وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ. Bu kesbi olanı, bir de vehbi olanı var. Allah da size büyük bir pay verecek. ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. Ama yine de bütün bu şartlar gerçekleşse dahi şeytan yakanızı bırakmaz. Eğer şeytan sizi yoldan çevirmeye çalışır, yüreğinizi kaydırmaya çalışırsa o zaman Allah'a sığının. فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ. Çünkü Allah her şeyi işitir. Sizin içinizden, sizin işitemediğiniz şeyleri bile işitir. Yüreğinizin 40. odasında gezen karıncaların ayak seslerini de işitir. Ve o her halinizi görür. Sizin zayıf olduğunuzu, muhtaç olduğunuzu, kırılgan olduğunuzu, her şeye yetemeyeceğinizi, kendi kendinize bile yetemeyeceğinizi görür. Bildiği, işittiği ve gördüğü için yardımınıza, sizi sizden iyi düşünerek, sizin ihtiyacınızı sizden iyi bilerek koşar. Yeter ki Allah'a sığının. Sadakallahu l-azim. Ekimis salam.